Gazeteci Kadir Koç, eski bakanlar Süleyman Soylu ve Nurettin Nebati'ye hakaret ettiği iddiasıyla cezaevine girecek. Hakaret denilen de sadece bir taklit videosu. Gazeteci Kadir Koç, paylaştığı bir videoda yaptığı taklit nedeniyle cezaevine girecek. Buradaki ışıltıdır. Buna inanın. Serbestiyetin haberine göre Silivri'de gazetecilik yapan Kadir Koç, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Silivri'ye yaptığı bir ziyareti kastetmiş, suçlu er geç suç mahalline döner demişti. Eski Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati hakkında ise YouTube'da bir taklit videosu yayınlamıştı. Bu ekonomiyi canlandıracak sevgili izleyiciler. Sahip çıkalım, hükümetimize sahip çıkalım, gözlerimizdeki ışıltıyı yayalım. Bırakalım doları. Şimdi hakkında eski bakanlar Süleyman Soylu, Nurettin Nebati ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 3 dosya bulunuyor. Hakaret iddiasıyla hakkında verilen 1 yıl 11 ay, 11 ay 20 gün ve 8 aylık 3 dosyanın birleştirilmesi sonucunda ise cezaevine girecek. Pişman değilim çünkü suç işlemediğimden eminim. En az 2 yıl kapalı cezaevinde kalacağını duyuran Kadir Koç, Silivri Adliyesi önünden açıklama yaptı. Pişman değilim çünkü bir suç işlemedim dedi. Bu mücadeleye devam edeceğim. İçeride de mücadelem aynı şekilde devam edecek. Çıktıktan sonra yine devam edip pişman değilim. Çünkü suç işlemedim. Bunu biliyorum. Sayın Seccar, yine eğitim sistemindeki kalitesizliğin, çarpıklığın, hataların bir başka örneği. Hani dedik ya, mesele beyaz önlük değil de beyaz önlüğe gelene kadar neler neler var. Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavında 166 puan alan bir adayın 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanla Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümüne girmesi tartışma yarattı. Sınavda daha yüksek başarı gösteren öğrenciler varken böyle bir durumun ortaya çıkması tabii bir hak gaspı olarak yorumlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar'a soruldu. Ayrı kontenjanlar olduğunu söyledi. Burada bir adaletsizlik yok dedi. Bir kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik 166 puanla yerleşmesi kamuoyunda tartışma yarattı. YÖK Başkanı Erol Özvar kimsenin hakkı yenmedi dedi. Adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil. Aksine bu kontenjanlar fırsat eşitliğini genişletmek ve yüksek öğretime adil erişim artırma hedefiyle tasarlanıp uygulamaya geçirildi. 34 yaş üstü kadınların geçmişte gerek toplumsal gerek siyasal alanın güçlükleriyle yüksek öğretime erişememiş olmaları önemli bir problemdi. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında Boğaziçi Üniversitesi dahil birçok üniversitenin düşük puanlarla öğrenci kabul ettiği ortaya çıktı. Özvar Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya konuştu. 34 yaş üstü kadın adayları için devlet üniversitelerinde ön lisans düzeyinde 8 bin, lisans düzeyinde ise 13 bin olmak üzere toplamda 21 bine yakın ek kontenjan ayrıldı. 79 bin kişi tercih yaptı. Bu adaylardan 17.665'i bir yüksek öğretim programına yerleşme başarısı gösterdi. Yani devlet aklı bundan daha iyisini yapabilir. Artık 166 puan alan birisinin de kaç yaşında olursa olsun Boğaziçi Üniversitesi'ne girmesi, burada okuması da çok doğal bir şey değil. Elbette 34 yaş üstü kadınların neyse, yani hani eğitimi için, eğitim hayatlarını devam edebilmeleri için, üniversite okumaları için bir takım ayrıcalıklar, kolaylıklar getirilebilir ama böylesi de değil herhalde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Şimdi seçimden sonra yeniden ekonomide bir U dönüşü yapıldı. Rasyonel politikalara geri dönüldü. Birinci bölümde ekrana getirdik. İşte bazı adımlar atılıyor, faizler yükseltiliyor vesaire. Ama enflasyonla mücadelede sadece faiz artışı yetmez. Yapısal sorunlar var ve bunların giderilmesi için daha köklü reformlara ihtiyaç var. Bir kere iktidarın yol haritası nedir? Programı nedir? Ekonomi programı, bunlar bilinmiyor. Ama Eylül ayı itibariyle bunu öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a görev. Cevdet Yılmaz, ekonominin düşmanın belirsizlik olduğunu, orta vadeli programla daha öngörülebilir ve belirgin bir çerçevenin söz konusu olacağını söyledi. Orta vadeli programla birlikte teknik anlamda da öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevemiz olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Yılmaz, Afyonkarahisar'da iş insanlarıyla da bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından soruları yanıtladı. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını tekrar rahmetle, minnetle yad ediyoruz. O ruhu hep diri tutmak durumundayız. Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu nasıl diri tutmak durumundaysak, aynı şekilde büyük taarruzun ruhunu da diri tutmak durumundayız. Yılmaz hazırlıkları sürdürülen orta vadeli program hakkında konuştu. Bir taraftan orta vadeli programı hazırlıyoruz. Eylül ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan da 12. 5 yıllık kalkınma planımızı hazırlıyoruz. O planı da Ekim ayında inşallah meclisimizin gündemine taşıyacağız. Programın 3 temel ayağı olduğunu vurguladı. Birincisi para politikamızın ana çerçevesi güncellenmiş haliyle orta vadeli programımızda yer alacak. Detayları tabii Merkez Bankamızı ilgilendiriyor. İkinci husus, maliye politikamız detaylı bir şekilde orta vadeli programda yer alacak. Oradaki temel prensibimiz de şu: depremden kaynaklanan belli bir süreli harcamalar hariç olmak üzere bütçe açıklarımızın milli gelire oranını Avrupa Birliği standartlarında tutmak. Yılmaz bu kapsamda gelir ve harcama politikalarında kamunun belli bir disiplin içinde ve uygun koşullarda bütçesinin yönetilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bunun ayrıntılarının 3 yıllık bir perspektifte her bir kurum için orta vadeli programda yer alacağını söyledi. 86 temasımız var, heyecan yapınca. Yılmaz yapısal reformların da çok önemli olduğunu, bu reformların da orta vadeli programla kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Böylece neyi sağlamak istiyoruz? Öngörülebilirliği. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikler Mayıs seçimleriyle birlikte ortadan kalktı. Artık çok daha belirgin bir çerçevedeyiz. Orta vadeli programla birlikte teknik anlamda da öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevemiz olacak. Enflasyonla mücadele mesajı verdi, kalkınma sürecinin önemine işaret etti. Bir taraftan yatırım, istihdam, üretim, ihracat çerçevesinde kalkınma sürecimizi devam ettireceğiz. Diğer taraftan da özellikle enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürerek istikrar içinde büyüyen Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz. Yıllardır imar affı yoluyla binlerce kaçak yapı yasal hale getiriliyor ve bir depremde de o yapılar insanlara mezar oluyor. Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Türkoğlu ilçesi Kılılı mahallesindeki kağıt fabrikasının atık bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına hem arazözle hem de havadan iki yangın söndürme helikopteriyle destek verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerinde incelemelerde bulundu. Arkadaşların verdiği bilgiye göre yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Tabii tesellimiz can kaybının olmaması. Şu anda da yoğun bir çalışma var. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin uzun çalışmaları sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması yapıldı. Gaziantep'te de atıl durumdaki bir otelde yangın çıktı. Kontrol altına alındı yangın. Neslimi mahallesinde bulunan otelin 13. katında katından alevler yükseldi ve kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine 15 itfaiye aracıyla 45 personel sevk edildi. Yangın 2 saatin sonunda kontrol altına alındı. Otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunun da tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı.